LGS'ye son 218 gün hayallerimize kavuşmamıza, hayallerimizdeki en iyi okullara, en iyi liselere girmemize 218 gün kaldı. Yağmurlar yağacak, karlar yağacak, havalar soğuyacak, sonra ısınacak, bahar gelecek. Ama bizler baharın sonunda yazı göreceğiz ve çok güzel bir şekilde hayallerimizdeki liselere yerleşeceğiz. Hadi bakalım çalışmaya başlıyoruz. Günün sözünde John Edison diyor ki, hayatınızda kazanmadan önce zihninize kazanmak zorundasınız. Mükemmel bir söz. Neden? Çünkü eğer siz kazanacağınıza inanmıyorsanız, aman normal bir liseye giderim işte ya yani mahalledeki diyorsanız zaten kazanma ihtimalinizi baştan azaltıyorsunuz ama ben Mutlaka çalışacağım ve kazanacağım. Kazanacağım biliyorum. Matematiği de hallederim. Feni de hallederim. De hallederim. Bunlar ne ki? Ben neleri neleri başardım derseniz. Yani zihninizde zaten yapacağınıza inanırsanız. Hayatınızda da mutlaka kazanırsınız. Her şey hayal etmekle, istemekle başlar arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Murat Cansan 743 beğeni almış. Tebrikler Murat. Sorum diyor. iki tane soru sormuş. Matematikte yeni nesil soruları çözemiyorum. Ne yapmalıyız? İkinci sorusu. Günde kaç para soru çözmeliyiz? Öncelikle kolay sorudan başlıyorum. Zaten size de diyorum ya kolay sorulardan başlayalım diye. Günde arkadaşlar en az 10 tane paragraf sorusu çözmelisiniz. Çünkü LGS'de mutlaka 10 tane paragraf sorusu karşınıza çıkacak. Ama şu anda eksikseniz bunu 10 çarpı 2 20 şeklinde de yapabilirsiniz. Ve kitap okumakta yine Türkçe'de paragraf sorularınıza netlerinizi artıracaktır. Şimdi tekrar birinci soruya geri dönüyorum. Matematikte yeni soruları çözemiyorum ne yapmalıyız. Arkadaşlar matematikte biliyorsunuz ki size verilen her bir süre soru işareti koyalım şuraya. 2 dakika. Ama siz ilk başlarda her soru 2 dakikada çözeceğinizi zannetmeyin. Yani ben bu soruyu 2 dakikada çözelim demeniz veya da ben bu soruyu 2 dakikada çözelim demeniz bir yanılgı olur. Bir kere konuyu öğrenmeniz lazım. Yani bir temel seviyede sorular çözmeniz lazım. Sonra orta seviyede pekiştirmeniz lazım. Sonra sonra sınav tarzı soruları 8 dakikada belki 10 dakikada çözeceksiniz. Sonra 7 dakikada çözeceksiniz. Sonra 5 dakikada. Sonra 6, 4. Sonra 3. Sonra bazen yeniden biraz daha uzayacak. Fark etmez ama vazgeçmeyeceksiniz. Yani soru edeceksiniz ki yani sen mi vazgeçeceksin ben mi vazgeçeceğim. Tabii ki soru vazgeçecek ve diyecek ki ben artık bu öğrencinin karşısında kimmiş ismi Muratcan'ın karşısında daha fazla dayanamayacağım diyecek ve kendisini artık size 2 dakikada teslim etmeye başlayacak. Ve gerçek sınava girdiğinizde de önce sayısal bölümde fenden başlayıp fende yaptıklarınızı güzel bir şekilde moralli depolayıp oh deyip ardından da matematiğe geçtiğinizde yine yapamadığınız soruları atlayıp turlama taktiğiyle yapabileceğiniz tüm soruları tıkır 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 iki dakikada iki buçuk dakikada bir buçuk dakikada yapacaksınız. Ve şimdi imkansız gibi gözüken yeni sorular yapmak o gün geldiğinizde gerçekten imkanlı olacak ve başaracaksınız. Ama direkt buradan başlarsanız olmaz. Yani ben direkt bundan başlayayım derseniz olmaz. Önce temel seviye orta seviye sonra bunlara on dakika vermek sonra dokuz sonra sekiz sonra yedi. Yani adım adım gitmeniz gerekiyor. Bir anda zirveye tırmanmak gerçekten çok zor olur arkadaşlar. Şimdi günün kaynağına bakalım. Kota yani konu taramaları Türkçe kaynağı bu da yine mutlaka Türkçe'de en yüksek mete ulaşmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir kaynak. Tamamen beceri temelli yeni sorularla düz, e, dayalı döşeli sizler için mükemmel bir şekilde hazırlandı. Burada zaten kodu okuttuğunuz zaman soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsiniz. Buradaki sorular birçok öğrencinin 2020-2019 LGS'de hayallerine kavuşmasını sağladı. Sizlerin de kazanmanız sağlayacaktır. Günün okulu. Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Gerçekten çok lezzetli bir liseye benziyor. Tertemiz yaptılar, yıkadılar, denenfekte ettiler. Sizleri bekliyor. İnşallah bu sosyal bilimler mezun olacak hukukçular, psikologlar, işletmeciler, akademisyenler. Buradan tıbba da girebiliyorsunuz bu arada. İlla hukuk sözel olmak şart değil. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Beş yıl İngilizce eğitim var. Tertemiz okul sizi bekliyor. Sizler de güzel güzel çalışın. Okul sizi hak edecek. Çünkü siz çok iyi çalışacaksınız. Ödülü soru yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.